Arkadaşlar selamünaleyküm. Normalde bugün bu videoyu değil, Kanal İstanbul videosunu yayınlayacaktım. Ama cuma günü öyle bir gurur yaşadık ki planlar değişti. Yerli otomobilimiz tanıtıldı. Baktıkça gaza geldim ve konuyu değiştirdim. Beni anladığınızı biliyorum. Bu yüzden herkes itiraf edebilir rahatça. Türkiye artık ne üretse en iyisini üretiyor. Bunda şüphemiz yok. Ama bu kadar iyisini beklemiyorduk. Tek kelimeyle muhteşem ürünler ortaya çıkmış. Devrim otomobilinin 60 yıllık intikamı alınıyor şu anda. Yani kaybolan yıllarımız geri kazanılıyor. O yüzden inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu bu iki model. Devlet olmak, ülke olmak böyle bir şey işte. İki araç modeli ortaya çıkar ve insanlara unutturur her şeyi. Ülkeni sevmek bunu gerektirir çünkü. Sürekli bir kulp takmaya çalışanlara diyecek söz yok. Onlar her durumda bir şey söyleyecekti zaten. Ama ben bu videoya bir selam göndererek başlamak istiyorum. Birçok mesaj aldım bu konuda ve özellikle ben bu arabayı alacak güce sahip değilim. Çıksa da buna binmek nasip olmayacak muhtemelen. Ama ülkemin böyle bir markasının olması beni alabilecekmiş gibi mutlu etti diyenler var yani. Onlara selam olsun. Benim de gücüm yeter mi almaya bilmiyorum. Ama inşallah Allah bu arabaya binmeyi benden önce sizlere nasip etsin. Otomotiv sektörü gelişmek isteyen bir devletin olmazsa olmazı. Güçlü bir ekonomi isteyen her devlet bu alana yönelmek zorunda. Bunu basit bir araç üret sat süreci olarak görmeyin. Otomotiv sektöründeki gelişmeler birçok yan alanda gelişmelerin önünü açar. Bu yüzden devletler bu sektöre çok önem verirler. Örneğin Avrupa'da toplam 180 milyar dolarlık Ar-Ge harcamalarının 53 milyarlık kısmı tek başına otomotiv sektörüne ayrılıyor. Bu sektör istihdama da inanılmaz bir destek sağlıyor. Örneğin otomotivde Amerika'da 8 milyon ve Japonya'da 5 milyona yakın direkt ve dolaylı çalışan var. Bu sektördeki Ar-Ge yatırımları sayesinde bu ülkelerdeki farklı teknoloji alanlarında da hızla gelişim yaşanıyor. Yani otomotiv sektörü bir ülkenin ekonomi ve teknolojisinin can damarı diyebiliriz. Gelişmiş devletler 100 yıldan fazladır bu sektörü ellerinde tutuyorlar. Ama biz bu sektörde yoktuk. Devrim arabasından sonra ciddi bir denememiz olmadı. Yani devrim arabasına o gün çamur atanlar bu ülkenin 60 yılının vebalini sırtlarında taşıyorlar. Devrimle ilgili ayrı bir video hazırlığım var. O yüzden ayrıntıya girmiyorum. Ama devrim sonrası biz treni kaçırmış olduk. Benzin motorlu araç teknolojilerinde o kadar geç kalınca haliyle özgüven sorunu da oluştu. Bu kadar köklü firmalarla yarışıp piyasaya girmenin zor olması bizi bu konudan uzak tuttu. O yüzden yeni tanıtılan otomobillerde yapılabilecek en akıllıca hamle yapıldı. Pazarı daha yeni oluşmakta olan elektrikli motor tercih edildi. Otomobillerin özelliklerine geçmeden önce biraz bu süreci konuşalım. Yerli bir otomobil fikri Türkiye'nin her zaman hayaliydi. Ama en ciddi şekilde 2011 yılında konuşulmaya başlandı. Dönemin Başbakanı Erdoğan 2011 yılında TÜSİAD'ın toplantısında bu konuyu gündeme getirdi ve kendi tabiriyle bu işi yapacak baba yiğitler aramaya başladı. Ama baba yiğit çıkmadı. Hatta 2013'te Mustafa Koç yerli bir otomobilin ticari bir intihar girişimi olacağını söyledi. 2014'te tekrar bu konu gündeme gelmeye başladı. 2015'e gelindiğinde Saab ile bir çalışma yapıldı ama bu girişim de başarısız oldu. 2017'ye gelindiğinde bizi bugüne ulaştıran süreç başladı. Temmuz 2017'de ilk yerli otomobilin %100 elektrikli motora sahip olacağı duyuruldu. Kasım 2017'de ise aranan baba yiğitler belli oldu. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu, Zorlu Grubu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yeni otomobilimizi yapmak için bir araya geldi. Şirketin başına da Gürcan Karakaş getirildi. O günden sonra da hızlı bir çalışmayla bugünlere gelindi. Gelelim yerli otomobilimizin özelliklerine. Öncelikle şu çok konuşulan tasarım konusuyla başlayalım. Bir otomobil üretmeye karar verdiğinizde ya da yeni bir model üreteceğiniz zaman tasarım evlerinin kapısını çalarsınız. Türkiye'de 15 tasarım evini değerlendirmeye aldı. Bunların sayısı 3'e indirildi ve hepsinden 5'er model tasarlamaları istendi. Gelen sonuçlar içinde en çok İtalyan şirketi Pininfarina'nın tasarımı beğenildi ve onunla çalışılmaya karar verildi. Bu şirket sanıldığı gibi İtalyan sermayesi değil. 2015'te Hint grubu Mahindra tarafından satın alındı. Yani sermaye Hint sermayesi artık. Ama şirket 1930'dan beri bu işi yapan çok köklü bir şirket. Biz de ilk defa iş yapmıyoruz bu şirketle. İstanbul Havalimanı'nın hava trafik kulesini de tasarlamışlardı daha önce.
Ön tasarım sonrası şirket mühendisleri bizim mühendislerimizle çalışarak tasarımı tamamladılar. Hatta bu tasarım sürecinde Atak helikopterimizin tasarımını yapan mühendislerimiz de çalıştı. Savunma sanayisinin önemi bu işte. Yani araçların tasarımında her noktada bizim mühendislerimizin de payı var. Olmasa yerli otomobil olmaz mıydı? Yine olurdu. Eğer tasarımı yapmak yerli otomobil olduğunun göstergesi ise biz bunca yıl boşuna uğraşmışız. Bizim zaten yerli otomobilimiz vardı. Türk otomobil tasarımcısı Murat Günağ'ı tanıyorsunuzdur. Kendisi Volkswagen ve Mercedes'in baş tasarımcısıydı. Yani bu mantıkla bu iki marka zaten bize aitmiş, boşuna baba yiğit arayıp durmuşuz. Ayrıca Pininfarina İtalya dışında da birçok ülkeye araç tasarımı yapıyor. Bu markaların içinde Ford da var, Volvo da. Yani bu kafayı açmamız gerekiyor artık. Aracın bütün fikri mülkiyet hakları bizde. Tamamen biz üreteceğiz ve istediğimiz gibi kullanıp satacağız. Önemli olan tek şey bu. Markamızın isimlendirilmesi önümüzdeki yıllarda yapılacak. Ama şimdilik Türkiye'nin otomobili girişim grubunun ismini kullanalım. Yerli otomobilimiz TOG 5 modelden oluşuyor. Bu modeller B sınıfı SUV ile C sınıfı SUV, sedan, hatchback ve MPV. Dünyada ilk defa holografik asistan da bizim arabamızda kullanılıyor. Bu yenilikçi asistan sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde. İleri göz takip algoritmaları ve holografik 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. Holografik asistan teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez 3 boyutlu görüntüleme ve arttırılmış gerçekliği getirerek otomotiv sektörüne sınıf atlatacak bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görebilecek. TOG güvenlik açısından da bütün ihtiyaçları karşılıyor. Hatta fazlasını karşılıyor diyebiliriz. Aracın güvenlik seviyesini belirleyen kuruluş ENKEP. Bir dizi güvenlik testinden geçirerek araçlara yıldız veriyorlar. Şu anki standartlarda zaten 5 yıldız alabilecek durumda bizim aracımız. Ama 2022 yılında ENKEP gereklilikleri değiştirileceği için aracın güvenlik altyapısı ona göre hazırlandı. Araçta ikisi opsiyonlu olmak üzere 9 hava yastığı var. Çarpışma dayanımı ve burulma direnci de yüksek olduğundan güvenli bir seçenek olacak. Araçların kısıtlı resimleri paylaşıldığında aynalar küçük olduğu için eleştirilmişti. Ama lansmanda onların bildiğimiz klasik aynalardan olmadığını öğrendik. Ayna kısmında kameralar yerleştirilmiş, araç içinde de bu görüntüyü yansıtan ekranlar. Her detayı çok ince düşünülmüş. Kapı kolu bile göze hitap ediyor çünkü çıkıntılı bir yapısı yok. Basınca çıkıyor. Bir diğer önemli özelliği de nesnelerin internetinin kullanımı. Araç sürekli internete bağlı olacak ve yazılımlarını otomatik güncelleyecek. Bu sayede bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında sistem direkt olarak bakım noktası ile iletişime geçecek. Ayrıca nesnelerin internetinin hayatımıza tam anlamıyla girmesiyle bütün eşyalarımızla bağlantılı olarak çalışacak. Otomobil tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. Araçlar seviye 2 otonom kullanım sistemine sahip olacak ve seviye 3 içinde uygun altyapı ile üretilecekler. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur kalk yapabilecek. Yani sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak. Elektrikli otomobil olduğu için batarya kısmı da önemli tabii ki. Çoğu elektrikli otomobil gibi yerli otomobilimizin bataryası da zeminde olacak. Hızlı şarj ile 30 dakikada %80 doluluğa ulaşabilecek. Evde şarj edecekseniz de tam dolum süresi yaklaşık 10 saat. Motorun 200 ve 400 beygir olmak üzere 2 opsiyonu var. Menzil konusu da önemli. TOG 300 ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip. Araçta gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km hızlanma kapasitesi var. Yerli otomobil yapılıyor dendiğinde fabrikası nerede gösterin diyenler vardı. Elbette prototip üretmek için fabrika kurulmadı. Önce prototip üretilir, sonra fabrika kurulur. Bu bütün dünyada böyle. Prototip üretimi İtalya'da yapıldı. Türkiye'deki otomotiv fabrikalarında da yapılabilirdi bu ama hem çok maliyetli olur hem de uzun zaman alırdı. Çünkü Türkiye'deki fabrikalarda üretim bantları şu an üretilen modellere göre tasarlanmış yerler. Yeni bir model için yeni bir fabrika kurmak gerekecekti neredeyse. O yüzden önce prototip üretildi, şimdi de fabrika kısmı belirlendi. Fabrika Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait devasa bir arazinin bir kısmı bu işe ayrıldı. Gemlik'in seçilmesinin birçok sebebi var.
Örneğin projenin kalbi olan Bilişim Vadisi'ne yakın. Aynı şekilde Bursa yan sanayinin kalbi ve tedarik süreci hızlanacak bu şekilde. Konum olarak da İzmir-İstanbul yolu üzerinde olması ve limana sahip olması seçilme nedenlerinden. Yerli otomobilimiz beklentilerin çok üzerinde bir proje olmuş. Bu yüzden pazarda kendine kolayca yer bulacaktır. Zaten tanıtıldığı gün Katar'dan 3 büyük şirketten temsilcilik teklifi geldi bile. İnşallah yollara çıktığında daha da iyi olacak. Bu konuda hepimiz mutlu olmalıyız. Çünkü ülkemiz dev bir firmaya sahip olacak. Hatta bu konu üzerinden kendinizi test etmeniz de mümkün. Şu resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Makyajlı bir demir yığını ya da normal bir otomobil mi? Yoksa bu ülkenin kaybolan yıllarıyla kazanılan geleceği mi? Aklınıza direkt birinci seçenekler geliyorsa bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Çünkü bu resimde ülkemizin geleceği var. Çünkü mesele sadece otomobil üretmek değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?